Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan ziyareti dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada tabii iç politikadaki gelişmelere ilişkin de açıklamaları vardı. Yeni süreçte hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceğini hem de aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız ifadelerini kullandı. Şimdi tabii bu sözler ne anlama geliyor? İlk olarak onu değerlendirelim isterim. Neler söylersiniz? Şimdi kabineyle ilgili olarak tabii duruma göre ifadesi de orada önemli Arzu. Yani bu akşamdan sabaha bir kabine değişikliği olacağı anlamına gelmediğini bize gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu vurgusu. Ama tabii ki bizzat kendisinin kabine değişikliği olabileceğine dair bir ifade kullanması da bu böyle bir değişimin önümüzdeki süreçte karşımıza çıkacağına da işaret ediyor. Benim yani Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden anladığım önümüzdeki süreç içerisinde çok acele etmeden zamanla bunun bir değerlendirmesini yapıp buna göre bir karar vereceği biçiminde. Bu niçin böyle bir karar alabilir? Yani bununla alakalı kulislerde isimlerden bağımsız olarak şunu aktarabilirim. Yani biraz kabinenin siyasi yönünü güçlendirme anlamında bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. 31 Mart seçimlerinden sonra iki bakan değişmişti. Yerlerine başka isimler gelmişti. Süreç içerisinde zaten yani kabine değişikliği anlamına gelmese de bakan değişikliği anlamına gelen bireysel değişiklikler oluyor. Daha önce de bu oldu. Buna ilişkin olarak önümüzdeki süreçte yeni gelişmeler de karşımıza çıkabilir ama ben çok köklü bir kabine değişikliği beklentisi içinde de değilim. Onu ifade edeyim. Ama tabii ki Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamalarından sonra Ankara kulislerinde de Bakan Toto deyimi tekrar gündeme geldi. Hangi bakanlar değişebilir sorusu soruluyor. Ama ben dediğim gibi yani bugünden yarına akşamdan sabaha bir kabine değişikliği olacak şeklinde yorumlamadım Cumhurbaşkanı bu sözlerini. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.